Şimdi bu noktada ben katılımcılara baktım ilk ay gönderdiğimde hem bizim kendi aramızdaki yani kütüphanecilik mesleğindeki arkadaşlarımız var hem dışarıdan da arkadaşlarımız var. O yüzden de ben bu slaytları hazırlarken birazcık daha işte açık erişiminde ne olduğuna ve niçin açık erişimin gerekli olduğuna, açık erişimden açık bilime nasıl geçtiğimize birazcık yer vermek istedim. O yüzden de slaytlarımı bu şekilde dizayn ettim. Slaytların bir kısmını çeşitli toplantılarda görmüş olanlar da olabilir. Ama bir kısmını yeni slaytlar, yeni satır başlarıyla sizlere bunları anlatacağım. Şimdi açık erişimin ötesinde açık bilim ve open air diye durumumuz başlıyor. Ve bundan sonraki ikinci slaytımız neden böyle bir tablo var? Neden açık erişim? Araştırma sonuçlarının yayınlanması bütün araştırmacıların istediği bir şey. Bunu da yapmaya uzun zamandır araştırmacılar devam ediyor. Fakat artan yayınları okumanın maliyeti, makaleler okumanın maliyeti gerçekten kütüphaneleri ciddi anlamda zorluyor ve araştırma sonuçlarının da paylaşılmasını engelliyor. Bu çok büyük bir pazar. Yıllık 10 milyar dolar üzerinde sadece bilimsel ve teknik dergilerdeki aboneliklerin miktarı ve yıllık %6-7 bir artış var. Ve bu yayın evlerinin kârları da %35-40 civarında. Ve böyle bir kâr marjı Google'da, Apple'da ve Facebook'ta bile yok. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Ve işin en üzücü tarafı da bütün dünyanın hem araştırmaya harcadığı para hem de araştırmacılara maaş olarak harcadığı para ve bunların birçoğu da kamu kaynaklarıyla yapılmış olmasına rağmen bizim ürettiğimiz bilimsel bilgi şu anda sadece milyar dolarlık çok az sayıdaki özel şirketin malı olarak, yayın evinin malı olarak görünüyor. Çünkü şu anki sistemde bütün yazarlar yaptıkları, yazdıkları makalelerin tamamını, sonuçlarını bu yayın evlerine veriyorlar ve bu yayın evlerine de tüm lisans haklarıyla beraber veriyorlar. Ve böylelikle de bu makaleler, bu veriler tamamen bu büyük yayın evlerinin malı haline geliyor. Ve şu anda dünyanın bilimsel bilgi birikiminin büyük bir kısmı sadece bu birkaç tane büyük yayın evinin özel malı olarak duruyor. Ve dedik ki işte model değişmeli. Çünkü gerçekten tüm araştırma harcamalarının 1/3'lük kısmı insanların %99'unun erişemeyeceği araştırma sonuçlarını yayınlamak için harcıyorlar. Oysa araştırma için bu parayı harcamak daha önemli. %99'un erişemeyeceği bir dergide makaleleri yayınlamak yerine insanların tamamının erişebileceği bir modele geçilmeli. Bu modelde nedir? Şu anki modelimiz nedir? Ücretsiz yayınla ve okumak için öde. Makaleleri yayınlanıyor. Yazarlar gönderiyorlar, araştırmacılar gönderiyorlar dergilere. Dergiler de bunları yayınlıyorlar. Yayınladıktan sonra da biz kütüphaneler olarak bunları abonelik bedeli ödeyerek tekrar kendi hocalarımızın okuması için açıyoruz. Yeni sistemde bu nasıl olacak? Yeni sistemde ise yayınlamak için öde ve ücretsiz oku. Yani baştan yayının ücreti ödenecek. Daha sonra okumak isteyen herkes için bu ücretsiz olarak herkesin okuyabileceği bir hale getirilmiş olacak. Bu niye önemli? Çünkü hakemli yayınlara herkesin erişmesi gerekiyor. Çünkü bunlar bir kamu malı. Bilimin hızlanması için çok önemli, çok yararlı. Bunu mutlaka daha geniş kitlelere duyurmak gerekiyor. Ekonomi için yararlı, inovasyonu hızlandırıyor ve piyasada daha hızlı bir ilerleme yaratıyor. Toplum için yararlı, gerçekten büyük bir şeffaflık yaratıyor ve bilgiye ihtiyacı olan herkesin ulaşabilmesini sağlıyor. Burada da her zaman sorulan bir soru vardır. Peki bütün her şeyi mi açacağız? Tabii ki bütün her şeyi açmayacağız. Ama buradaki mottomuz çok basit. Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı. Bütün Avrupa'da ciddi anlamda bir çalışma var. Amerika'da çalışma var. Şu anda Çin birazcık oyunun dışında gibi. Herhangi bir şey çok Çin üzerinden duymuyoruz. Hollanda bu konudaki önemli ülkelerden biri ve 2024 yılında bütün yayınlarının tamamını %100 açık erişime geçiyor. Şu anda kademeli olarak geçiyor. 2010
2005 yılında kendi parlamentosundan geçmiş bir kararla kamu tarafından üretilen bütün yayınların herkese açık olması kararı altına alındı, yasa olarak çıktı. Ve 2024 yılında artık Hollanda araştırmacılarının yazdıkları bütün makaleler açık erişim olacak. Almanya 2-3 yılda büyük yayınevleriyle pazarlık halinde ve aboneliklerini yenilemiyor. Neredeyse 85-90 tane üniversite, mesela hepimizin çok iyi bildiği Ezel yayınevine 2-3 yıldır abonelik yapmıyor. Bunlar da bütün şartı. Diyorlar ki Almanya araştırmacıların bütün yaptıkları yayınlar bütün dünyaya açık erişim olacak. Yine aynı şekilde İsveç anlaşma imzalamıyor. Onlar da ön koşul olarak bütün yayınların açık erişim olmasını şart koşuyorlar. Finlandiya hakeza yine aynı şekilde anlaşma imzalanmadı ve zorunlu hale getiriyor. Şimdi niye bu kadar gerek duyuluyor bu sisteme? Gerçekten bu kadar bilimsel kaynağa erişmeye dünyanın ihtiyacı var mı? Herkesin ulaşma ihtiyacı var mı? Şöyle baktığımız zaman Sci-Hub hepinizin bildiği bir site, bir korsan web sitesi ve 2017 itibariyle 81,6 milyon makale bu sistemin içinde. Bu da şu anda dünyadaki bildiğimiz bilimsel makalelerin neredeyse %70'lik bir oranını karşılıyor. Bunlar şu anda herkesin ulaşabileceği şekilde açık. Kazak bir doktor öğrencisinin yaptığı düşünülen bir web sitesi bu. Alexandra Elbakyan, resmini ekranda görüyorsunuz. Ve bu web sitesinden şu ana kadar 2015 Eylül 2016 arasında 28 milyon makale indirilmiş. Bu da demektir ki bu web sitesi gerçekten çok kullanılıyor ve insanlar tarafından ciddi anlamda makaleye ulaşım için kullanılan bir web sitesi. Şimdi kim kullanıyor diye baktığın zaman web sitesini dünyada kullanmayan ülke, kullanmayan araştırmacı neredeyse yok gibi. Herkes kullanıyor. Bu mesela Türkiye'nin haritası. Bu Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman bu web sitesine neredeyse Türkiye'nin bütün illerinden bu web sitesine erişim yapılmış ve makale indirilmiş. Sebep ne? Çünkü eşitsizlik. Çünkü herkes bütün veri tabanlarına abone değil. Herkes ihtiyacı olan bilgiye ulaşamıyor. Ben biliyorum mesela doktor arkadaşlarım var. İşte araştırma hastanelerinde çalışan, eğitim araştırma hastanelerinde çalışan. Ve neredeyse çalışmalarını tamamen bu web sitesi üzerinden yürütebiliyorlar. Çünkü gerçekten bilimsel bilgiye ulaşmak çok anlamda pahalı. Bu ekranda gördüğünüzde bir blog sayfası ve bir önemli bir hastalık var ve bu hastalığın çözümü için bir laboratuvarda çalışan araştırmacı yaptığı bütün araştırmaların sonuçlarını her gün bir blog sayfasında yayınlıyor ve insanlar da buradaki blog sayfasını benzer konuda çalışanlar takip ederek oradaki yapılan çalışmaların ya sonuçlarını alıp kendileri çalışmalarında kullanıyorlar ya da oradakilere yorum yapıyorlar. Ve buradaki dikkat çekme istediğim husus şu. Ve artık diyorlar ki bilim insanları sadece pozitif sonuçları paylaşmasın, negatif sonuçları da paylaşsın ki aynı hataları sürekli olarak tekrarlamak zorunda kalmayalım. Bu da önemli bir kaynak. Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı var Amerika'da. National Renewable Energy Laboratory. Burada inorganik ince film malzemelerle ilişkili yani çok üst düzeyde bir laboratuvar ve bu laboratuvar dünyada sadece bir iki noktada var. Ve sadece inorganik ince film malzemeleriyle ilişkin 140 binden fazla örnekle ilgili test yapılıyor. Ve bu konularda çalışabilmek için de böyle bir laboratuvara ihtiyaç var. Ve böyle bir laboratuvara erişimi olmayan bütün araştırmacılar sadece buradaki yapılan testlerdeki örnekleri kullanarak kendiler de bu konularda çalışmaya devam edebiliyorlar. Tamamen açık erişim bir kaynak ve dünyadaki bu konudaki gelişmelere ciddi anlamda katkı sağlıyor. Planes'ten bahsetmek istiyorum. Yani Avrupa'nın bu konuya ne kadar önem verdiğini. Avrupa'daki ülkeler, birazdan size listelerini de göstereceğim. Bir araya geldiler ve 1 Ocak 2020'den itibaren açık erişimi standart hale getiriyorlar. Bu da nasıl oluyor? Çünkü bu olaydaki en önemli oyun kurucu ve rolü elinde tutan fon sağlayıcılar. Yani bizim TÜBİTAK'ımız gibi fon sağlayıcılar. Avrupa'da 13 tane ülkenin fon sağlayıcısı dediler ki biz artık 1 Ocak 2020'den itibaren projeler için verdiğimiz bütün fonların karşılığında yapılan makalelerin tamamen açık erişim olmasını zorunlu hale getiriyoruz. Artık bu fon sağlayıcılardan herhangi bir fon olarak araştırma yapan herkes mutlaka ve mutlaka açık erişim olarak bunu yayınlamak zorunda. Hem de hibrit dergiler tamamen devre dışı, tamamen altın yol dediğimiz tam açık erişim dergilerde bunları yayınlamak
durumdalar. Genç akademisyenler diye bir girişim var, dernek. Onlar da Prenes'e gerçekten destek veriyorlar ve Prenes'in çok önemli bir adım olduğunu ve artık kendiler için de bilim önündeki engellerin kaldırılması ve kendilerinin de bilgiye dünyanın her yerinden özgürce ulaşarak yayın yapabilmek için kendilerine imkan sağlanmasını istiyorlar. Bu çok önemli bir video, bunu İstanbul'daki toplantıda paylaşmıştım. Mutlaka herkesin izlemesi gereken bir video. Açık gelişim hangi aşamalardan geçti ve bugüne geldi. Önemli bir belgesel. Mutlaka ve mutlaka izlenmesi gerekiyor. Ve artık açık gelişimden açık bilime geçiyoruz dedik. Ve açık bilimin ne olduğunu üzerinden bir kere daha geçelim. Açık bilim, keşif sürecindeki her türlü bilimsel bilginin mümkün olduğu kadar erken sürede açık olarak paylaşılması gerektiği düşüncesidir. Yani bilimsel bir çalışma yapıyorsanız, bu bilimsel çalışmalarınızla, çalışmayla ilgili yaptığınız tüm her şeyi, burada bir deney yapabilirsiniz, makalede yazıyor olabilirsiniz, herhangi bir laboratuvardaki sonuçları da paylaşıyoruz. Neyse, yani mümkün olduğu kadar çok hızlı bir şekilde insanlarla paylaşırsanız diğer insanların da bunun üzerine bir şey koymasına fırsat vermiş olursunuz. Açık bilimle ilgili ne anlıyoruz? Açık gelişim, açık hakemlik, açık metodoloji, açık kaynak, açık veri, bunların tamamını açık bilimin altında değerlendiriyoruz. Avrupa Birliği açık erişime, açık bilime ciddi anlamda önem veriyor demiştim. Yani bu 7. çerçeve programında sadece yayınlarla başladı. Daha sonra hem yayınlar ve yayınlara zorunlu hale geldi. 2020 programında veriler pilottu. 2020'de hem veriler hem yayınlar zorunlu hale geldi ve artık Horizon Europe programında, önümüzdeki dönemde çerçeve programında da açık bilim artık default bir çalışma yöntemi olacak ve bütün projelerin sonuçları açık erişim olmak zorunda kalacak. OpenAI'ye geldiğimizde, çünkü Avrupa Birliği'nde bu sistemi işletebilmek için de en önemli altyapı projesi OpenAI, hem teknik anlamda hem de sosyal anlamda bir altyapı projesi ve bilimsel iletişim açık ve tekrar üretebilir hale dönüştürme için ciddi anlamda yatırım yapılan bir proje. Çeşitli aşamalardan geçti ve en son olarak 2018-2021 arasında OpenAI Advanced adıyla devam ediyor. Ve artık dediğim gibi sadece yayınlar değil buradaki hedef. Artık araştırma verileri en önemli hedef. Açık yazılımlar, açık metodoloji, protokoller ve açık erişim kaynakları OpenAI Advanced'ın en önemli hedefleri arasında. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de bütün bunların hepsinin birbiriyle bağlantısı kurularak yapılacak olması. Önemli hedefleri var. Her bir fon sağlayıcının ve araştırma yürütme organizasyonun gündemine açık bilimi yerleştirmeye çalışıyoruz. Onlarla beraber hareket ediyoruz. Açık bilimi ülkenin bir eylem planına dönüştürmesi için çaba gösteriyoruz. Ve diğer bir hedefimiz de bu çalışmalar yapılırken bu standartları koymak ve bu standartlarla beraber çalışabilecek hizmetleri ve araçları oluşturup bunları açık bilimle uğraşan herkesin yararlanmasını sağlamak. Ve burada NOAAD dediğimiz bizim gibi çalışan ülke insanların ciddi bir görev var. Bunları anlatmak. Aynı zamanda teknik bir ekibi var. OpenAI'nin, bu da güçlü bir ekip. Bu da devam ediyor. OpenAI'nin yeni web sitesinin ekranı görüyorsunuz şu anda ekranda. Ciddi bir veri kaynağı, herkesin kullanması gereken bir veri kaynağı. Şu anda 21 milyon üzerinde makale, 607 bin tane veri seti ve 45 bin tane de yazılım şu anda sistem üzerinde açık olarak herkesin kullanımına açık olarak kullanılıyor. Yine OpenAI'nin Zenodo diyen bir servisi var. Bu da veriler için ortaya konulmuş servis. Herhangi bir araştırma yapıyorsanız, elinizde araştırma verisi varsa ve bunları koyacak bir yere bulamıyorsanız, herhangi bir dosya boyutu ve limiti olmaksızın buraya verilerinizi koyabiliyorsunuz. Buraya koyduğunuz veriler otomatikman DOI numarası alıyor ve atık olarak verilebilir hale geliyor. OpenAI ile bağlantılı olarak Açık Bilim Bulutu servisi başladı. Kasım sonundan itibaren artık Açık Bilim Bulutu da bir proje olarak devam edecek. Açık Bilim Bulutu ile ilgili önümüzdeki günlerde ayrı bir webinar yapmayı zaten planlıyoruz. O yüzden üzerinde çok durmayacağım. Sadece genel itibariyle şunu bilmenize yarar var. Araştırma verilerinin depolanması, yönetimi, analiz ve yeniden kullanım için sınırlar ve bilimsel disiplinler arasında kullanmada ücretsiz, açık ve kesintisiz bir sanal ortam yaratmak. Yani araştırma ile ilgili her şeyin koyulabileceği bir sanal ortam yaratmak. Burada amacımız.
Önemli bir ayda, Eylül ayı iki önemli toplantı yaptık. Bunlardan biri açık bilim zirvesi ve gerçekten çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bunlarla ilgili ise duyuru yaptık. Buradaki bütün sunumlar, videolar buradaki sistem içinde. İkincisi gün araştırma verileriyle ilgili bir Boğaziçi'nde toplantı yaptık. Bununla ilgili de bütün çalışmaları yine önümüzdeki günlerde duyuracağız. Buradaki bütün sunumlar, video kayıtları gerçekten önemli ve görmenizi istiyorum. İnovasyon için ne gerekiyor? Doğru kişi, doğru yer, doğru zaman. Ve biz araştırma sonuçlarını online duvarların arkasına bırakarak bunu başaramayız. Ben teşekkür ediyorum. Umarım zamanımda çok